Televizyon 4'e hoş geldiniz. Bundan böyle her hafta Bekir Ağzı'yla beraber sayıların dilini konuşacağız. Evet bakalım dili bizi nereye götürecek sayıların meraklar <laughs> bekliyorum. Bugün e, meclis açıldı. Meclisin ilk günü. Ne kadar anlamı var kaldı kalmadı tartışılır ama iki konu konuşuluyor. Anlamı mı saygınlığı mı? Anlam da saygınlık saygınlıkta belki ikisi aynı anda e, konuşulabilir. E, şunu tabii belki e, konuşmak lazım ilk başta bir magazin boyutu konuşuluyor. Nedir magazin boyutu? Kim ayağa kalktı, kim ayağa kalkmadı? Meşhur. Ee, i̇yi partiler de ayağa kalktılar diye bir hemen sosyal medyada bir şey başladı. Bu yeni bir şeyin sinyali mi diye e, bu tartışma gidiyor. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir cümle var ki, e, Türkiye herhalde siyasi olarak da e, bayağı bir hem içeride hem dışarıda tartışılabilecek noktaya getirebilecek bir nokta. Ne dedi Cumhurbaşkanı? E, bir güvenli bölge anlaşması yapıldı Türkiye ile Amerika arasında Aha. ve e, bu güvenli bölgenin e, anlaşmasının yapıldığı ilk günler itibaren Cumhurbaşkanı rahatsız. Hep onunla ilgili bazı rastlanan dile getirdi ve bugün de söylediği şey e, kendi yolumuzda devam et, etmekten başka çaremiz kalmadı dedi. Sanki o ne zamandan beri konuşulan kontrollü mü olur kontrolsüz mü olur Suriye'nin kuzeyine doğru bir askeri hareketin başlaması noktasında sanki bir cümle sarf etmiş gibi de anlaşılabilir belki de. Evet ama şimdi Suriye meselesine ya da hemen bu operasyon meselesine dalmadan bu meclis meselesi niye saygınlığı diye araya girdiğimi söyleyeyim. Evet. Şimdi bu başkanlık sisteminde bir sistem değiştirdik biliyorsun. Evet. Şimdi anlaşılıyor ki o sistemin hiçbir mimari tasarımı falan yokmuş. Yapıyormuş. Dolayısıyla meclisin rolü saygınlığı derken rolü meselesi biraz tartışmalı evet. birincisi. Yani son haftalarda hepimiz izledik. 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi mecliste bir araştırma komisyonu var. Evet. Ama bu darbe girişimiyle ilgili en önemli iki tanık yani mitin başındaki insan ve genelkurmay'ın başındaki insanın ifadesi alınmadı. Evet. Daha matrak hani ben parantez içinde postürü Türkiye'nin kendisidir diyorum. O komisyonun raporu nerede tartışması çıktı kayıp, kayıp değil rapor. mi falan evet. filan. Yani şimdi dolayısıyla meclis böyle çalışıyorsa diye bir meselemiz var. Birinci tarafı o. Kaldı ki zaten bu yeni sistem içinde gerçekten de bir ağırlığı kalmıyor. Tayyip Bey'in seçtiği yönetim zihniyeti ve yöntemleri içinde artık tümüyle başkanı kararnameleriyle tercih edilmiş meselesi. Ama beni daha çok ilgilendiren şöyle ülkenin geleceğini de çok etkileyecek önemli bir başka gelişmeyi seziyorum ben. O da şu siyasi alan daralıyor. Yani siyasi alan daralıyordan kastım ne? İşte HDP, Selahattin Demirtaş vesaire vesaire belli. Mecliste söylenen her lafa karşılık üretilen argümanlar belli. E, sosyal medyada bile ya da yazılı medyada, görsel medyada bile söylenenler ya da söylenemeyenler belli. E işte şimdi arkadaşımız Mehmet Yılmaz beni Ali Bey'in e, servetinin kaynağını sordu diye dava açılmış. E, Twitter'da attığınız bir tweetten dolayı hiç hani siyasetle ilgisi olmayan sade bireylere bile davalar açılıyor vesaire. Dolayısıyla bütün bunlar siyasi alanı daraltıyor demek. Siyasi alanı daraltması ne anlama geliyor? Bence şu bizim karşı karşıya olduğumuz ülke olarak karşı karşıya olduğumuz problemlerin neredeyse tümü ve hepsi bir arada bütün bu karmaşıklık ve problemler yumağı ancak geniş uzlaşmalar yaparak çözümü mümkün olan şeyler. Yani hiçbirisi kendi başına bir tarafa göre yani en basitinden söyleyeyim diyelim vergi reformu yapacaksınız. İşverenlerin de işçinin de görüşünü almadan ya da serbest meslekçilerin görüşünü almadan yapamıyorsunuz. Kürt meselesini çözmeniz lazım. E, Kürtleri ya da HDP'yi dahil etmeden yapamazsınız. Mesela hangi konuya gitsek bu böyle. Dolayısıyla siyasi alanı genişletmek, tartışmak, konuşmak, ikna, uzlaşma süreçlerinin yönünü açmak gerekirken biz siyasi alanın daraldığı bir süreç izliyoruz. Dolayısıyla bugün ekranlarda öyle şatafatlı törenle açsanız ne olur açmasanız ne olur gibi noktaya geliyor mesela. Evet. Orada acaba siyasi alanı daraltmak yolunda baskısını arttıran AKP Erdoğan'ı görüyoruz ama bir taraftan da siyasi alanı genişletmek için az buluruz, beğeniriz, beğenmeyiz. Mesela CHP'nin hafta sonu yaptığı Suriye ile ilgili bir araya toplantısı var. Ya da yeni partiler kurulmaya çalışıyor. Aslında bir taraftan da daraltma yolundaki baskı varken bir taraftan da bu yeni belki de nefes alma e, borularının da yolu açılıyor dedi okuyabiliriz. Evet yani bir kere tabii ki bu genişleme nerelerden başlayacak bir kere sivil toplumda önce tabii ki partilerin kendi çabalarından. Şimdi CHP'nin de yaptığı toplantı ayrı bir tartışma. Buraya girersek buradan çıkamayabiliriz ama hemen bir şey söyleyeyim keşke CHP'de böyle bir arama toplantısını ilk olarak Suriye meselesinden başlamasaydı çünkü hemen temel soru şu başka bir ülke ile ilgili. Bir ülkenin muhalefet partisi neyin toplantısını yapıyor o ülkenin muhatapları olmadan? Suriyeliler toplantısı yapsaydı daha anlamlıydı bence. Ama yine de bu bahsi kapatalım. Şimdi bugün konumuz sadece CHP meselesi değil. Ama evet bir yandan da sivil toplum dediğimiz dünyadan başlar. Yani benim hep şöyle bir şey söylüyorum. Yani yeni bir anayasa ihtiyacımız var bizim sadece başkanlık sisteminden dolayı değil. Hemen her konudan dolayı. Ama bu yeni anayasayı kök kahvelerinden başlayıp her yerde tartışmadan ve uzlaşmalar üretmeden yapamayız. Benim kanaatim o, Bu, sadece parmak kaldırma meselesi olamaz. Olmamalıdır. Karşı karşı olduğumuz problemlerin niteliğinden ve çeşitliliğinden bakarak. Dolayısıyla sivil toplumuyla, bireyleriyle, kanaat önderleriyle ve medyasıyla elbette. E bugün medyanın ne halde olduğu meydanda. Yani Niçin bu programları internet sitelerinde yapma durumunda kaldığımız meydanda? Bunun bir kısmı tabii ki hayat değişiyor, gündelik hayatın içinde teknoloji, internet vesaire ama bir kısmı da medya dediğimiz var olan organların ve o organları yöneten zihniyetler ve hükümetten ilişkiler üzerinden de bir sürü şey söylemek mümkün. Kendi başına bir ayrı 20 dakika tartışması da sadece başlıkları açıp yürüyorum. Evet. Vesaire vesaire. Dolayısıyla siyasi alanı genişletmeden ve gündelik hayatta çünkü bütün bu sorunlar aynı zamanda her birimizin gündelik hayatını etkiliyor. Hele hele daha da vahim başka bir şey var. Hep böyle bildik sorunlara takıldık biz ama yani işte anayasaydı Kürt meselesiydi doğru bunların her biri çok vahim. Ama iklim değişikliğini bile konuşamıyoruz. Evet. Değil mi? Yani kuraklık bu ülke erozyonun göbeğinde. Kuraklığı bizzat iyi yaşayan bir ülke burası. Ve kuraklığı ve erozyonu bile sağlıklı bir biçimde tartışamıyoruz. Çünkü siyasete, siyasetçilere, iktidara, partilere değen yerinde cis oluyor konu. E medyanın da zaten reyting uğruyla bu meselelere ilişkisi yok vesaire. Dolayısıyla bu alanları genişletmek, tartışma ortamını genişletmek, benim siyaseti genişletmekten kastı mı? Ama son cümle şunu söyleyelim tabii ki herhalde mutabıkız. Biraz da iktidarın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihi bu böyle olduğu için. Evet yargı eliyle de bu manipülasyonun yani ayarlamaların, düzenlemelerin, kısıtlamaların veya baskıların çeşitli yöntemlerde kullanıldığı için mi siyasi alan daralıyor? Dolayısıyla meclisteki her üye ve meclis başkanı bizzatiyi bu akşam umarım ki bir kez daha düşünürler yastığa başlarını koyarlarken. Meclis nedir, meclis ne işe yarar, siyaset ne demektir diye. Belki de en başa geri dönüp siyasetten ne demektir'den tartışmaya başlamamız lazım. Evet Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği bir rota üzerinden, bir hmm. dil üzerinden tartışılan bir siyaset var ama sanki o da hani şimdi şeyi konuşuyoruz mesela bakanlar kurulu değişir mi değişmez mi? Kim gider kim gelir? Anlamı var mı sizce? Yani bakanlar Kurulu'nun bir misyonu var mı? Hmm. Tamam hmm. bazen soruyorum ben arkadaşlarıma. gazeteci arkadaşıma soruyorum hatta. Diyorum ki ya bana bakanlar kurulundan 6 kişi sayın. 3 de evet. kalıyorlar. Aynen. Yani işte bakın Süleyman Soylu belli neden olduğu, Mevlüt Aynen. Çavuş Çavuşoğlu biraz, Berat Albayrak zaten belli. E 4-5 zor geliyor. Ya, yani, İzmir'de orman yangını meselesi olmasaydı Aynen. Tarım Orman Bakanı'nın adını Fak kimse bilmiyordu. Kimse bilmeyecekti. Yani Aynen. uçaklar kalkmadığı için bilmeyecekti. Aynen. Yani şimdi mesela hani ya kabine değişecek. E değişsin ne olacak ki? Yani Aynen. bu noktaya tabii gelmiş durumda ama herhalde ben de şunu görüyorum. Ee, siz çok daha fazla kişiyle görüşüyorsunuz, anketler yapıyorsunuz. Taşınabilir olmaktan sanki şu anki iklim, siyasi iklim, Sayın Erdoğan'ın çizmeye çalıştığı ve Türkiye'ye e, dayatmaya çalıştığı iklim sanki biraz sonlarına doğru gelmiş gibi gözüküyor. ki Kaldı ki siz bunu e, AKP'nin çekirdek oy verene bakarak görüyorsunuz, söylüyorsunuz, alanda konuştuğunuzda görüyorsunuz. Sanki bunların biraz sonuna doğru gelindi gibi gözüküyor. Yani evet, şimdi doğrudan çok spekülatif olandan başlamayalım ama... Yine siyasi alan meselesine de bağlayarak söyleyeyim. Bir kere giderek ülkenin insanların neredeyse yüzde 40'a yakını, gençlerin ise yüzde 49'u, siyaset marifetiyle karşı karşı olduğumuz bu sorunların çözülebileceğine olan inancını kaybetmiş durumda. Yani orada seçenek yani var olan partiler veya yeni bir parti mi kurulsun veya bu sorunlar çözülmez mi? Yeni parti kurulsun falan da değil. Bu sorunlar çözülemez bu aktörlerle diyenler gençlerde yani 30 yaş altında %49'a gelmiş durumda. Hı. Bu ne demek? Siz anayasada o seçilme 18 yaşını 18'e indirdiğiniz çıkardığınızın falan önemi yok. Gençler bakıyor ülkeye, elindeki aygıt olarak ya da ülkenin bu sorunlarına ya da kendi sorunlarına müdahale etme aracı olarak bakıyor siyasete, sivil toplumda dahil ve diyor ki burada bana rol yok. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu Zaten çok vahim bir durum. Evet. İki, elbette başkanlık sistemine ya da bu sistem geçişinin ürettiği sorunlar kendi başına bile insanları bu sistem böyle gitmiyor moduna en azından çoğunluğu. Yani çoğunluk derken %80'e de değil elbette ama en azından 50'den fazla insan artık bu sisteminde tıkanmakta olduğu gibi bir kanaate sahip ki bu da önemli. Ama asıl benim daha da önemsediğim demin dediğim gibi o siyasete ilgisizlik meselesi. Çünkü bu sorunları siyaset dışında çözemeyiz. Yani asıl hikaye o. Yani Türkiye'nin problemi oldum bittim ülkenin okumuş yazmış veya devlet erkine ele geçirmişlerinin Jacobence ya da kendi bildiklerince kendi kimliklerine göre hayatı ve Türkiye toplumunu biçimleme gayretleri. Bu daha önce de böyleydi. Şimdi de böyle. Dolayısıyla onların kafalarında bir makbul vatandaş tanımı var. Doğru bir devlet tanımı var vesaire. Dolayısıyla şimdi AK ile ilgili en önemli, AK Parti'nin başardığı en önemli değişiklik nedir? Cumhuriyet'ten beraber bu toprakların devletinin makbul vatandaş tanımı, sünni Türk layık olacaktın. Şimdi değişen şey Tayyip Bey'le beraber sünni Türk dündar olacaksın. Ama yine bir makbul vatandaş tanımı var. Makbul olmayanlar var. Makbul olmayanların kadre uğraması, adaletsizliğe uğraması, yargıda adil bir biçimde yargılanmıyor olmaları, eziyet ediliyor olmaları, Bunlar yoksa bile böyle bir algıya sahip olmaları bile ülke yönetenlerce sorun değil zihin dünyalarında. Çünkü onlar zaten makbul olmayan ikinci sınıf vatandaşlar. Şimdi dolayısıyla bunu insanlar da görüyor. Bu gerilimi Türkiye toplumu bu şekilde taşımak da istemiyor doğal olarak. Çünkü bu gerilim herkesin gündelik hayatını etkiler hale geldiği için her araştırmada onu gözlüyoruz ki giderek insanların ülkenin yarını ile ilgili bir tereddütü var. Bu tıkanıklığı aslında başkanlık sistemiyle geçilen ve bir türlü adapte olamayan ve bana sorarsanız da olamayacak bu tıkanıklığı dönüştürme noktasında acaba bir arayış olabilir mi diye bakıyoruz ama hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem destekçisi MHP lideri Bahçeli bu aman dokunmayın buna kalsın diye gözüküyor. Fakat benim gözlemleyebildiğim şöyle bir şey var. Bir taraftan sanki alttan alta ki bunu önce Star'da e, Nuhal Bayrak yazdı. Hmm. Kısa bir süre es, e, evvel eski e, bakan Faruk Çelikli ile getirdi. Hmm. Sanki e, sistem değişirse şöyle değişsin e, %50 ile seçilmesin de 50 artı bir kişiyle %40'lar 30'larla yeterli olsun. Ki belli yani hani e, geçen gün bir AKP'li e, vekille konuşurken söyledik. Hakikaten MHP ile biz çok sevineceğiz. Diyen büyük bir AKP'li kitle var. Diyorlardı. Sanki e, sistem değişebilecekse bile şurada mı değişir acaba? E, yüzde kaçla Cumhurbaşkanı seçilir ya da seçilemez? O noktaya doğru mu gidiyor? Valla sana bir şey söyleyeyim. Bir kere hiçbir şart altında Türkiye toplumunda o yüzde 50.1, 1, 50 artı 1 yerine 40 ile seçilsin, 45 ile seçilsin gibi bir değişimi Türkiye toplumuna halk oyunda evet dedirtemezler. Bir kere böyle bir şey yok. Hele bu deneyimden sonra. Yani Türkiye toplumu bunu deneyimlemeden bu tartışmayı üzerinden bakarken bile başkanlık sisteminin içeriğini anlayarak en azından pozisyon alıp evet diyenler üçte birden fazla olmadı hiçbir zaman. Onu yüzde artı 1'e taşıyan duygu hali bu bilinçlenme ya da başkanlık sisteminin yararlarına inanma işleyişin üreteceği artı şeyleri kabullenmeden değil. Tayyip Bey ve onun kurduğu dil üzerinden AK Parti iktidarı ve Tayyip Erdoğan bunu istiyorsa var bir bildiği diye kutuplaşmanın da etkisiyle bir pozisyon almaktan 50 artı 1'e geldi ya da 52'ye geldi o referandum. Ama bunca deneyimden sonra aynı insanlar ve AK Parti seçmeninin bile hiç şüphen olmasının en az üçte biri hayır der buna bir kere. Ha ama siyasetçiler böyle hayaller kurabilir, böyle hesaplar yapabilirler muhtemel. Yani bu sistemi yeniden bir tartışalım tartışmaları var. Evet, evet dediğin gibi kendi camiaları ya da kendi destekçileri içinde de. Ama ben bu iktidar blokundan yani AK Parti ve MHP dahil sistemin senin benim anlayacağımız anlamda iyileştirilmesi yolunda bir reform hamlesi çıkacağını beklemiyorum doğrusunu istersen. Evet. Onun için bir süre daha bütün aksaklıklarına rağmen bu sistem böyle gidecek. Çünkü onlar açısından da durum yani iş oylamaya referandum veya seçim oylamaya dönecekse kritik. Yani burada tam bu ittifaklar ve siyaset ve bugünün gündemi olarak o tarafa doğru konuyu da çevirelim diye söylüyorum. Evet. Bir kere artık iktidar blokuyla yani AK Parti MHP bu tarafta da CHP, İyi Parti artı HDP. HDP. Yani bir ittifak halindedir değildir. Hayır onun için blok kelimesini kullanıyorum. İlk defa 17 yıllık siyasi tarihimizde ya da AK Parti'nin var olduğu dönemde ilk defa neredeyse eşitlenmiş durumda birincisi. Bu ilk defa oluyor. İkincisi iktidar blokunda ki AK Parti'nin ağırlığı eksiliyor. MHP'ninki görece biraz daha artıyor. Hı, -hı. Çünkü bu bloklar arasında geçiş hala çok derece düşük. Ama blok içi hareketler iki tarafta da yüksek. Çünkü AK Parti'de seçmeni olup da AK Parti'nin bütün uygulamalarından ya da başkanlık sisteminin getirdiği sorunlardan muzdarip insanlar negatif kimliklenme dediğimiz yani karşı bloka belki geçemiyorlar ama MHP'ye doğru kayıyorlar. Bir de bu böyle bir durum var. Bu da ilk defa oluyor. Dolayısıyla AK Parti 17 yıllık tarihinde 2004'ten bu tarafa diyelim, hani ilk seçildiklerinde 34 oy aldılar falan ama 2004'ten itibaren çekirdek oyunun neredeyse en düşük olduğu noktada. %27'ler civarında. E yani azalarak devam Allah ediyor. Canlı. Bir de ki tek başına 45 olduğu var. Yani Tabii. hatırla ki referandumlarda MHP de bu taraftaydı. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP de muhalif blokta olduğu halde AK Parti tek başına 52 52'ydi. Evet. Yani bunun seçime katılmayanlarla beraber bakarsan karşılığı 45. Hı hı. O 45 şimdi 30'un altında bir kere. Üçüncü bir şey var daha kritik olan. Bu iki bloka da ait olmayan, daha gri alanda duran seçmenler ise bir ilk kez bu kadar büyük kitle ve bu kadar büyük ya da yoğun dozda iktidara karşı eleştirel bir durumda hı hı. gri alandakiler. Ve bu gri alandakiler bu nedenle ilk kez 17 yıldır muhalefetin ne yapacağına bakıyor. Araştırmalı yüzünden söyleyebileceğim şey budur. Dolayısıyla siyasetin bu kadar suni bir dengeye oturduğu yerde hele hele son yerel seçimlerde olduğu gibi medyaya bu kadar kontrol ederek, yargıyı bu kadar kontrol ederek, siyasi alanı bu kadar daraltarak bile işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybettiğiniz bir yerde yani o mekanizmaların da işe yaramadığını iktidar blokunun anladığı, deneyimlediği, gördüğü bir yerde Öyle o sistemi değiştirelim hadi halka gidelim kararı o kadar kolay bir şey değil. Aynen erken seçim kararında olduğu gibi. Onun için öyle bir karar beklemiyorum ama uzun bir süre yani 2023'ü görüp görmeyeceğimiz ayrı. Ama uzun bir süre bu senin de hani başlangıçta söylediğin iyi Parti vurgundan var ya iyi Parti ayağa kalktı kalkmadı. O dikkatini üreten şey ne? İyi Parti iktidar blokuyla mı geçecek? Bu taraftan ayrışacak mı? İşte İYİ Parti sözcülerinin kimi sözcülerin açıklamaları üzerinden bunu söylüyorsun doğal olarak. Bunu da şimdi konuşalım önce sen bir evet. gözlemlerini, kulis bilgilerini aktar. Evet. Ama dolayısıyla bu iktidar içi hikayeler önümüzdeki bir yılın siyasetinin gündemini belirleyecek. İktidarlar, şey, iktidar blok muhalif blok arasındaki hareketten daha çok. Evet belki önümüzdeki hafta erken seçimi ve yeni partileri konuşuruz. Bu hafta belki şunu da bitirmemiz gerekiyor. Sizin demin anlattığınız tabloda evet ikiye ayrılmış ve muhalefetin de kuvvetlendiği bir durum var. CHP İyi Parti Hı. ve dolaylı olarak HDP ama Cumhurbaşkanının da HDP'yi bir şekilde kriminalize ederek İyi Parti'yi koparmaya çalışma aynen şeyi aynen. var kaldı ki bununla ilgili ipuçları da geldi. Bu ne kadar sürer? İyi Parti hakikaten aşağı doğru inmeye başlayan bir partinin yanında yedeğinde, bir yerinde olur mu? İyi Parti girerse bu denkleme MHP ne yapar? Ne olur? Tabii bunlar çok tartışmaya Hı. konuşmaya açık ve ee, sanki bununla ilgili bir kopuş da yaşanabilir gibi. Cumhurbaşkanı bu noktada tabi tecrübe siyasetçi olduğu için iyi oynuyor bu konuda İyi Parti ile ve e, Kürt seçimiyle iyi oynuyor diye düşünüyorum. E, bir de AK Parti ile MHP o konuda bir rol bölüşümü yapmış diye evet. anlıyorum ben. Yani e, baktığınız zaman stratejilerine İyi Parti'yi karşı bloktan koparmak. Evet. E, ama bir yandan da bu blokta da böyle İyi Parti gider mi gitmez mi gibi bir hassasiyet var ve İyi Parti üzerine böyle bir ne denir şeyleri hani projektörleri çevirmek çok da doğru olmayabilir. Bir yandan doğru evet güncel siyaset açısından falan. Yani devlet beyin ülkücüleri ya da milliyetçileri yeniden davetini de falan da hatırlarsan rol hı hı. bölüşümünden kastettiğim şey o. Ama önce sosyolojik bir analiz yapalım. Şimdi partilerin kurumsal tercihleri, siyasi tercihleri, siyaset tutumları falan filan ayrı. Ama onlara oy veren seçmenler üzerinden bir şey söyleyeyim. Öyle iyi parti kolay yok olmayacak. Hı hı. Belki öyle iktidara gidecek ya da ana muhalefet parti blokunun lideri olacak konuma gelmeyebilir. Ama öyle kolay yok olmayacak. Neden? Çünkü şöyle bir sosyolojik ayrım var. İyi partiye oy veren insanlar, metropollerde yaşayan, seküler ve kentli hayata yakın dünyada olan, hatta gündelik pratikleri de seküler ve kentli pratiklerin içinde olan, ama değer dünyaları daha gelenekselliğe yatkın olan insanlar. MHP'ye oy verenler ise muhafazakar dünyada olan, hı hı. hala kentli pratiklerden daha çok daha muhafazakar pratiklere, Anadolu'nun gündelik pratiklerinin içinde ağırlıklı olarak yaşayan, muhafazakar değerlere sahip olan insanlar. Ve Türkiye'de nüfus metropollere doğru akıyor, hayatta kentlileşiyor ve metropolleşiyor. Dolayısıyla bu sosyolojik değişim zaten bütün seçmen davranışlarını veya bir sürü konuda yani bu medyadaki değişimler dahil, hı hı. yeme içme alışkanlığındaki değişiklikler dahil, giyim kuşamdaki ya da müzikal tercihlerindeki değişiklikler dahil bunun altındaki temel dip dalga bu metropolleşme dalgası. Dolayısıyla Kütahya'nın simavında otururken ya da Sivas'ın zarasında otururken ya da Sivas'ın içinde otururken ki geleneksel değerlere sahip çıkmaya çalışan muhafazakar ama dindarlığı önde olmadan daha geleneksellikten düşünen milliyetçiliğe de daha yatkın vatan millet diyen bir yurttaşımız MHP'ye oy verirken İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da kentli pratiklerle hemhal oldukça önce kendi ailesinde kızının oğlunun özgürlük arayışları, mahrem duygusundaki değişim, kentli metropolli pratikler, hafta sonunda yemek yeme alışkanlığındaki değişiklikler vesaire. Bütün bu dip dalga zihin dünyasını da etkiliyor ve MHP söylemi o insanları yetmiyor. Onun için İyi Parti orada bir ihtiyacı karşılıyor ve CHP eğer büyük bir dönüşüm geçirip de kapsama alanını bu kadar radikal biçimde genişletemezse İyi Parti çok uzun süre hayatımızda olacak. Bu işin bir tarafımız kurumsal ta tarafı Kurumsal siyasi tercihleri meselesi ayrı tartışma konusu. Evet. Bir kere. Önümüzdeki hafta belki en bu İYİ Parti biraz daha fazla konuşuruz. Hem de bu yeni partileri konuşuruz. İlk bölüm hızlı şekilde geçti. Efendim sayıların dili bu hafta başladı. Bundan sonra her hafta bir kararlarla beraber sayıların dilini arkasını konuşacağız. Sadece burada değil. Bundan sonra YouTube'da, izlesene.com'da ve Daily Motion'da bizi seyredebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.